Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi adına dosyayı takip ettik. Biz de birleştirme talebinde bulunduk. Çünkü esasen ayrılmış olan özellikle savcılığın ve idarenin ayrı ayrı yürütülmesini istediği bir yargılama görmek istediklerinden böyle bir ayrılma kararı verilmiş. Ayrı ayrı iddianameler hazırlanıp ayrı ayrı ağır ceza dosyaları açılmış. Neden birleştirilmesi gerekiyordu? Çünkü olay tek bir olaydı. Bugün aramızda bulunmayan Dedeoğulları ailesinin babası olan Yaşar Dedeoğulları anlatımıyla 2010 yılında Lütfü Keleş ile bir problem yaşadığını, bütün bir husumetin burada başladığını anlatıyor. Birlikte tarlada çalışırlarken Lütfü Keleş radyoda çıkan bir olayla ilgili tüm Kürtlere yönelik sinkaf ediyor, küfür ediyor. Yaşar Dedeoğulları da burada Lütfü Keleş'e karşı çıkıyor. Diyor ki neden tüm Kürtlere küfür ediyorsun? Yani yaşanan olaylar niye tüm Kürtlerin vebali olsun? Üç defa Lütfü Keleş'in üst üste küfür etmesi akabinde Yaşar Dedeoğulları buna itiraz ediyor. Burada ikili arasında ilk husumet, ilk problem ortaya çıkmış oluyor. Bunu devam ettiriyor bu aile, Keleş ve Çalık ailesi, Dedeoğulları ailesine. Dedeoğulları ailesi ise bundan 30-40 yıl önce oraya yerleşmiş olan, Konya Meram ilçesine yerleşmiş olan Kürt bir Karslı aile. Bu Keleş ve Çalık ailesi sürekli olarak bu fiirlerini, bu ırkçı sayıklarını devam ettiriyorlar. Sürekli olarak saldırılarda bulunuyorlar. Ta ki 12 Mayıs 2021 saldırısına kadar. 12 Mayıs 2021 saldırısında 60 kişilik ülkücü bir grup, biz burada Kürtleri istemiyoruz, buradan kalkıp gideceksiniz, mallarınıza el koyacağız şeklinde sloganlar ile Kürtleri buradan istemiyoruz diye saldırıyorlar. Ve bugün 7 maktul müvekkilin 7'sini de ağır yaralıyorlar. Bunlardan 2 tanesi komaya kaldırılıyor. Zaten öldürmeye teşebbüs ediyorlar hepsi için. Savcılık da iddianamesini bu yönde hazırlamıştı. Ölmeyen müvekkiller son anda polisin yetişmesiyle, yani çevrenin polisi aramasıyla, tanıklardan Ahmet Ardıç'ın ve yine maktullerin de 20 dakika içinde 12 kez aradığı biliniyor. Bu saldırılar 10 yıl kadar bir uzun bir süreçte sürekli tekrarlanıyor ve en son 12 Mayıs gerçekleşiyor. 12 Mayıs'tan 30 Temmuz'a kadar olan süreçte herhangi bir şey olmuyor. Ama müvekkillerin sürekli olarak verdiği röportajlar, sürekli olarak çağrışları var. Bakın bizi öldürecekler diye, ki korkulan da oluyor. Tüm bu bela geliyorum demesine rağmen 30 Temmuz günü Keleş ve Çalık ailesinin akrabası Mehmet Altun bu saiki devam ettirip gidip 7 müvekkili de katlediyor. 7 Kürt'ü katlediyor. Bütün bir evi yanında getirdiği benzin ile yakmaya çalışıyor. Tetikçi alev almaması ile, kamera kayıtlarının yanmaması ile bütün delilleri karartamayıp dosyamızda sanık olarak eklenmiş oldu. Şimdi bu dosyalar birbirinden ayrı dosyalar değil. Çünkü Mehmet Altun 112 konuşmalarında ben Keleş ve Çalık ailesi için gittim oraya diyor. Yani esasen bütün bir olay Dedeoğulları ailesiyle Keleş ve Çalık ailesinin uzun süreden beri meydana gelen olayları ve Keleş ve Çalık ailesinin ırkçı saldırıları, ta ki en büyük saldırıları olan 12 Mayıs, akabinde 30 Temmuz. Bunlar birbirinden bağımsız olaylar değil. Taraflar aynı, maktuller aynı, mağdurlar aynı, sanıklar aynı. Keza iddia makamı da burada bir hata yapıyor. Her iki, yani öldürme dosyasını her ne kadar sadece Mehmet Altun tutuklu olarak bulunsa da Mehmet Altun ve diğer bütün sanıkları da azmettiren, yani bu kişiler Mehmet Altun'u gönderdi öldürmeye, yani azmettirdi diye yargılıyorlar tüm Keleş ve Çalık ailesini. Mehmet Altun ise tek tutuklu olan. Yani tüm dosya, iki dosya var. Biri yaralama, biri öldürme. Ama bu dosyanın mağdurları, yaralama dosyasının mağdurları, öldürme dosyasının maktulleri. Yaralama dosyasının fail sanıkları, öldürme dosyasının azmettirenleri. Bu iki dosyanın birleştirilmesi gerekiyor. Çünkü başından beri aynı
fiillerin devam ettiği ve akabinde gerçekleşmiş olan iki fiil söz konusu. Biri yaralama, biri katliam. İkisi tek dosya olarak ele alınıp ayrı ayrı hükümler kurulabilir. Yargılamanın hızlı ilerlemesi, delillerin doğru değerlendirilebilmesi, bütün sanıkların, bütün avukatların da içinde bulunduğu yargılamalarda etkin soru sorulabilmesi, karşılık alınabilmesi için iki yargılamanın ayrı ayrı değil, tek bir dosya olarak değerlendirilmesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi muhtemelen siyasi saikler mahkemenin hayır biz yaralamayı adi bir iki aile kavgası gibi görelim. Katliamı da zaten tetikçinin kendi kafasına göre hiçbir sayık gütmeden kendisinin gidip öldürdüğü yine adi bir öldürme olarak ele alalım. İkisini birleştirmeyelim. Bu şekilde hükümler kuralım. Mantığıyla gerçekleşmiş bir siyasi bir karar. Öncelikle Türk Ceza Kanunu'nun Birleşmiş Milletler 1950 soykırım ve insanlığa karşı suçların önlenmesine yönelik sözleşmesinden kaynaklanan madde kanununa eklenen Türk Ceza Kanunu'na eklenen maddeleri var. Türk Ceza Kanunu'nun 76. maddesi soykırım suçunu işliyor. 77. maddesi ise insanlığa karşı suçları işliyor. Soykırım maddesi neyden bahsediyor? Diyor ki bir plan icrası ile milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla öldürme ve diğer fiillerin işlenilmesi. İnsanlığa karşı suçlar da ise yine bir milli etnik grubu yok etme, öldürme, yaralama, köleleştirme gibi fiilleri var. Ama burada failin kendisi bir gruba ait olduğu için fiili gerçekleştiriyor. Biz başından beri Türk Ceza Kanunu 76. maddenin uygulanması gerektiğini düşündük. Çünkü burada Dedeoğulları ailesinin bütün bir meramda kendi bulundukları mahallede ve ilçede tek başına Kürt olarak varlar. Bu kimliklerini inkar etmiyorlar. Ve az önce bahsettiğim gibi ilk gerçekleşen saik yani Lütfü Keleş'in tüm Kürtlere küfretmesi ve Yaşar Dedeoğulları'nı da bu şekilde terörist olarak görüşü, bu şekilde nitelendirmesi, sıfatlandırması üzerine bir husumet başlıyor. Bu husumeti de Keleş ve Çarlık ailesi sürekli olarak devam ettiriyor. Bunlar Kürt, bunların buradan kaldırılması gerekiyor. Sizi burada yaşatmayacağız şeklinde. Bunu nereden anlıyoruz, niye böyle düşünüyoruz? Çünkü dosyada tam olarak bu etnik sıfatlarından dolayı öldürüldükleri ve öldürmeye teşebbüs edildikleri çok aşikar. Şöyle ki dosyanın maktullerinden Serap Dedeoğulları, Yaşar Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları ve İpek Dedeoğulları bir de Barış kaldı sanırım. Yaralama olayından sonra savcılığa verdikleri ifadeler var. Bu ifadelerde diyorlar ki ya bize saldıran grup biz ülkücüyüz, sizi buradan kaldıracağız dedi. Sakinleri, bu ailenin akrabaları, herkes bu ailenin Kürt olduğu sebebiyle Keleş ve Çalık ailesinin saldırıya uğradığını, saldırdığını söylüyorlar, beyan ediyorlar. Her iki dosyanın sanıkları Keleş ve Çalık aileleri kendilerinden sürekli Kürt diye bahsediyorlar. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 76. maddesindeki soykırım sıfatından bahsettik ya, milli etnik ırki oluşu. Onların da aynen bu aileyi Kürt olarak gördükleri, terörist olarak gördükleri ve sürekli olarak sıfatlandırmalarında da bunlardan bahsettiklerini görüyoruz. Mesela sanıklar Kürtler evi 650 bin TL'ye satıyorlarmış. İnşallah, keşke diyorlar. Kürtler şikayetten vazgeçti mi? Kürtler uslandı mı? Kürtler uslandı diyorlar kendi telefon kayıt görüşmelerinde ve kurdukları mahkeme adlı WhatsApp grubunda. Kürtler buradan gidiyorlar mı? Kürtler uslandı mı? Yani bahsettikleri Dedeoğulları ailesi ama onların birey olarak varlığının bir önemi yok. Sıfatları Kürt. Kürtler uslanacak mı? Uslandı mı? Gidecek mi? Şikayetlerini geri çekti mi? Şeklinde. Yine Mehmet Altun'un da bu sayki. Yani katliam tetikçisi Mehmet Altun'un, Keleş ve Çaluk ailesinin azmettirdiği. Onun da aynı şekilde bir güdüsü var. Yani Kürt olmaktan ötürü katletme güdüsü.
Şöyle ki Mehmet Altun tüm aileyi katlettikten sonra 112 ile görüşüyor. Ve 112 görüşmesinde polislere şunu söylüyor. Diyor ki bunlar tam teröristti. Bunların diyor bunlar insan değillerdi. Biz vurmasak onlar bizi vuracaktı. Bunlar tehlikeli insanlar. Bunların ortadan kaldırılması lazım diyor. Biz başından beri bu dosyanın böyle olduğunu düşündük, biliyorduk. Çünkü mağdurlar, maktuller ölmeden önce feryat etmiştiler. Lütfen bizi bu yüzden öldürecekler diye ki maalesef katılan avukatları dinlenilseydi zamanında bu saldırının katliam sonucu da gerçekleşmemiş olacaktı. Ama iddia makamı iddianamesini sunarken iddianamede kısa kısa tüm Kürt kelimelerinin çıkarılıp hazırlandığı bir iddianame. Yani biz o şekilde görmüyoruz'u anlatmaya çalışıyorlar. Yani şöyle Yaşar Dedeoğulları polise bir sayfalık ifade vermiş. Bu ifadede özellikle Kürt oldukları için öldürüldüklerinden bahsetmiş. Ama iddianame hazırlanırken, mütalaa verilirken asla Kürt oluş konulmuyor. Kürt oluşu bir tarafa bırakıp sadece yaralama bir fiili gibi görülüyor. Maalesef mahkeme de bu fikirde. Çünkü biz mahkemeye 76-77 soykırım ve insanlığa karşı suçlar yönünden sanıkların sorgularının alınmasını istedik. Yargılamanın bu suç vasfıyla da gerçekleştirilmesi gerektiğini talep ettik. Ama mahkeme reddetti 8 ağır ceza. Yine 4 ağır ceza da sürekli olarak reddetti. Bu görülüyor. Mahkeme bu yönüyle düşünmüyor. Bu yönüyle düşünmemelerinin sebebini şöyle ben açıklayabilirim kısaca. Türkiye tarihinde etnik grupları aidiyet sebepleriyle katledilen ilk aile Dedeoğulları ailesi değil. Gerçekleşmiş ilk ölüm maalesef Dedeoğulları'nın değil. Muhtemelen son da olmayacak.